Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kız kıza yemek yemeye geldik. Nereye geldik? Uzun zamandır gelmek istediğim bir yerdi burası. İlk Bursa'da şubesi vardı. Bursa'dayken gelmek istiyordum, gitmek istiyordum. Nasip olmadı. İstanbul'da açılınca gelebilmek anca nasip oldu diyelim. Şimdi Zeynep'e geldik. Otoparka park edeceğiz, yukarı çıkacağız. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Menüyü inceleyeceğiz, fiyatlara bakacağız, tadım yapacağız. Sizinle de paylaşacağız. Hadi gidelim. Şimdi otoparkta arabayı park ettik. Şöyle bir harita var. Fişekhanenin haritası. Pazar yeri girişi diyor. Biz de pazar yeri girişinden gireceğiz zaten. Zeynep o tarafta, şurada şöyle. Pazar yeri girişinden gireceğiz. Bakalım. Neler bekliyor. Bu arada dedikodular. Kim alıyormuş 180 bin? Bir şey söyleyeceğim, bunu koymadım. Pazar yeri sağ tarafta. Şöyle. Fişekhaneye ilk defa geliyorum ben. Siz de ilk defa geliyorsunuz. Evet, Zeynep burası. Şöyle bahçesi şurası anladığım kadarıyla. Şuradan giriyoruz ama. Pazar yeri burası oluyor herhalde. Zeynep de şurası. Evet. Oradan geçiş var mı? Evet, üst kata şöyle çıkıyoruz. Üst kattan da. Üst kata oturacak. Üst kattan da şöyle çekiyoruz. Dışarıda masaları var. Yani pazar yerinin orada iç kısmında bir dışarıda var. Şöyle çekelim. Çok hoş bir ortamı var. Menü getirmediler. Instagram'da menümüz var dediler. Instagram'dan baktık. Şefin tadım menüsü 275 liraydı değil mi? Şefin tadım menüsü 275 lira. İçerisinde mezeleri var, ana yemeği var. Biz kendimiz tadım menüsü oluşturduk. Farklı şeyler söyledik. Tadım yapacağız birlikte. Kendimiz oluşturduk yani. Eğer şefin tadım menüsünü isterseniz masadaki herkes şefin tadım menüsünü istemek zorundaymış. Kişi başı fiyat alıyorlar 275 lira. Hani bir kişi tadım menüsünü isteyip diğerleri başka bir şey isteyemiyor. O şekilde bir sistemleri var. Böyle. Evet. Nuriş, nasıl buldun mekanı? Mekan çok şık. Çok hoş olmuş. Otantik değil mi? Ferah bir yer. Ferah, ışıl ışıl. Ama benim aradığım o yuvarlak uzun masalar yok. Yuvarlak uzun masalar. Dışarıda var galiba. Arıyor Nuriş. Valla bilmiyorum, birazdan dışarı çıkarız bakarız. Sen evet, Instagram'da falan mı gördün? Evet, Nuriş'in çekildiği bir yer var. Allah Allah. Vişneli yaprak sarma söylemiştik. Bir de Ovulu beşli meze söyledik değil mi? Bu beşli meze değil mi? Şu humus galiba. Humusu buldum sonunda. Şöyle. Bakalım. Tatmaya başlayalım. Hadi sen tat bakalım. Mesela da farklı şeyleri çok sevmez aslında. Sevmez. Bu salata bu. Mesela da farklı şeyleri çok sevmez. O yüzden bilmiyorum mezeleri hoşuna gider mi ama ben şimdi tatacağım bakalım. Ay, sarma özellikle çok güzel gözüküyor kızlar. Salatayı beğendin mi? Evet kızlar. Evet, şimdi ben de tatacağım. Güzel, bu ne? Çağırsana soralım. Bu acı da ezmeğe herhalde. Acı değil ki. Tamam dur Seda. Bu acı bu da. Bu ne be? Ben mezeleri yorumlandırayım. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Eksiyor.
Helvalı bir şey bu. Gerçekten. Biraz bunu soracağım. Tahin var. Helvalı bir şey dedi mi? Tahin var. Tahin değil mi? Evet. Humus ya. Ben çok... Bunlar da var. Evet. Şimdi bakalım. Ben hep ortaya kaldım. Buğday mı var içinde? Yoğurtun içinde buğday var. Güzel. Ama ben şimdi ilk yediğimi unutuyorum. Salata harika. Çok güzel. Çok güzel. O yüzden güzel. Bu da çok güzel. Ne bu? Biber ve mantar var sanırım. Lezzetleri çok sevdiğim için böyle şeyler hoşuma gidiyor. Şimdi... Sarma mesela, böyle hayal etmemiştim. Sarmanın tadına bakacağım. Vişneli yaprak sarma. Ben çok beğendim. Sarmayı. Çok güzel. Gerçekten harika. Şöyle de bir bilgi vereyim. Arkadaşlarımız daha önce gelmişlerdi, bahsetmişlerdi. Rezervasyonsuz gelinmiyordu diye bahsetmişlerdi. Ama sanırım bu hafta sonu için ya da akşam saatleri için geçerli. Çünkü rezervasyon yaptırmak için aradığımda saat 5'e kadar gelebilirsiniz. Saat 5'e kadar rezervasyona gerek yok dendi. Biz de saat 2 gibi geleceğimiz için rezervasyon yaptırmamıza gerek kalmadı. Ama 5'ten sonrası için sanırım akşam yemeği için rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Rezervasyonsuz almıyorlar. Bir yoğunluk olduğunu düşünüyorum. Akşam saatlerinde ve hafta sonunda şöyle bir güzel bir... Merhabalar, hoş geldiniz. Dekor var. Tabakları falan söylemiyorum zaten. Biraz kilenmiş tabağımız temiz gerçekten ama tabaklar falan böyle çok güzel, ortamın atmosferine uygun. Biz Arap tava istedik bir tane. Bir tane Ali Nazik istedik. Bir tane de dana kavurdu istedik, değil mi? Bakalım. Bunları önerdiler. Bunların tadına bakacağız. Yalnız kahvaltı da yapmadan geldik. Bayağı acıktık, değil mi? Evet, çok acıktık şu an. Kapatayım da hemen girişelim. Neyle başladık? Neydi bu? Dana kaburga mıydı? Dana kaburga. Evet, çok güzel. Beğendin değil mi? Çok iyi. Bayağı iyi. Efsane. Çok güzel. İnşallah bunlardan da aynı şeyi alabilirim. Çok güzel. Çok lezzetli değil mi ya? Çok güzel gerçekten. Arap tava mıydı, Ankara tava mıydı? Arap tava mıydı, değil mi? Bu da Ali Nazik. Bunlar da çok güzel. Gerçekten bayağı iyi. Ama bir daha gelsem herhalde dana kaburga yerim. Yani en güzeli o. Çok mantıklı. Evet, çok mantıklı. Hesabımız geldi bu şekilde. Eğer 3 kişiyseniz kişi başı verilecekse 156. 117 diye şeklinde geliyor. Bayağı iyiymiş. Güzel bu şekilde gelmesi. Çay içmeye dışarı çıkıyorum. Teras kısmına. Tatlı yiyecek yerimiz kalmadı. Bu kadar şiştik ki hatta yemekleri bile bitiremedik, öyle söyleyeyim. Tatlıyı yiyemediğimiz için paket yaptıracağız. Sütlacı çok övmüşlerdi. O yüzden şimdi bir sütlaç paket yaptıracağız. Bakalım, bunlar bayağı büyük zaten. Evde maaile evsiz. Şurada şöyle bir stand var. Bakalım karaüzüm pekmezi, tahin, mişmiş reçeli, Malatya büyümüş herhalde. Yumurta. Şöyle ürünlerin olduğu bir stand var. Bakır tencereler, tatlar.
Şöyle burada başka restoranlar, kafeler, başka dükkanlar var. Carrefour varmış sanırım alt katta. Güzel otantik bir yer yapmışlar. Konserlerin olduğu yer ne taraf acaba? Konserler de varmış, bir şahane konserleri. Çünkü internetten biraz bakmıştım. İşte Zeynep'in girişi. Buradan aşağıya iniliyor. Asansör. Şöyle aşağı inelim. Birazcık aşağıya bakalım. Dışarıda oturduk. Çayımızı dışarıda içtik. Bunu yapmıştık. Mescid neredeydi? Şu tarafta mescid. Evet, eve geldik arkadaşlar. Eve gelene kadar tabii süte yer açıldı. Sütlaca yer açıldı bizde. Şu an Yusuf Koyla sütlacın tadına varıyoruz. Onu anneanneye bırakmıştık giderken. Mama güzel mi anneciğim? Gerçekten sütlaç enfes yani. Giderseniz mutlaka tadına bakın.